Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi Kırsal. Memlekette o kadar çok rezalet yaşanıyor ki o toz duman arasında AKP Bakanı Veysel Eroğlu'nun tarihi itirafı gargaraya geldi. 20 yıldır tek başına Türkiye'yi yöneten iktidarın bakanı açık açık kırsalda çok çocuk var. Bunlar okumak için değil laf olsun diye geliyorlar. Sınavlarda puanları bunlar düşürüyor dedi. Köy çocukları olmasa eğitim gayet iyi yani. Halbuki varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Mehmet Averal Rize'nin Subaşı köyünden geldi. Ders kitabını okumaya çalıştığı cılız mum ışığından odun ateşi ışığından lazer ışığı seviyesine yükseldi. Süleyman Demirel Isparta'nın İslam köyünden geldi. Tek odalı, tezek sobalı köy ilkokulundan devletin zirvesine çıktı. Genç, Tunceli'nin Ramazan köyünden geldi. Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde okudum. Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde milletvekili oldum. Atatürk olmasaydı kulak kuldum diyordu. Fakir Baykurt Burdur'un Akçaköy'ünden geldi. Onu orada ırgat olarak bırakmayan, çaresizliğe terk etmeyen eğitim sistemi sayesinde memlekete armağan oldu, Türk edebiyatının efsanesi oldu. Berkant, Kerpiçhaneli köy çocuğuydu. Ankara'nın Hasanoğlan köyünde doğdu. Köy enstitüsünde okudu. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek, dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek dedi ve öyle oldu. Pandemide mesela canımızı kurtarmak için can kulağıyla dinlediğimiz profesörlerden Mehmet Ceylan, Köy Enstitüsü mezunu öğretmen babanın oğlu olarak Elazığ'ın Hıdır Baba köyünden geldi. Geçen ay kaybettiğimiz Türk sinemasının jön türkü Cüneyt Arkın Eskişehir'in Karaçay köyünden geldi. Kırsalda çok çocuk var. Bunlar okumak için değil, laf olsun diye geliyorlar diyen Veysel Eroğlu Afyon milletvekili. Türk sanayinin duayenlerinden Asım Kocabıyık tam olarak Veysel Eroğlu'nun söylediği gibi Afyon'un kırsalından Tazlar köyünden çıktı geldi. Ekrem İmamoğlu Trabzon'un Cevizli köyünden geldi. Bağlamanın yüreği benim canım Arif Sağ Erzurum'un Dallı köyünden geldi ömrünü klasik müziğin tanınmasına, sevilmesine adayan Hikmet Şimşek, Siirt kırsalından Pervari'den geldi. Ekran tartışmalarında nalıncı keseri gibi kendine yotmaya çalışanlara bıkıp usanmadan hukuk dersi veren Profesör Ersan Şen, Nevşehir Avanos'un kırsalından çalış beldesinden geldi. Nobel ödüllü gururumuz Profesör Aziz Sancar, Mardin kırsalından Savur'dan geldi. Elinde aydınlanma meşalesiyle zifiri karanlığın üstüne yürüyen adam. Profesör Yaşar Nur Öztürk, Trabzon'un Fındıcak Köyü'nden geldi. Sayısız örnek var böyle. Eğitimde fırsat eşitliği sayesinde sıçrama yapan, memlekete damgasını vuran köy çocukları sayfalara sığmaz. Çünkü Atatürk vizyonuyla İsmet İnönü himayesinde köy enstitülerini kuran Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel, Cumhuriyetin eğitim kavramına bakışını şöyle tarif ediyordu. Vatanın dağlarında, bayırlarında, kırlarında, hatta en ücra yerlerinde kendi başına açıp solan çiçek bırakmayacağız. Ama şimdi bakıyoruz. Kırsalda çok çocuk var. Bunlar okumak için değil, laf olsun diye geliyorlar. Sınavlarda puanları bunlar düşürüyor filan deniyor. Köy çocuklarına çiçek gözüyle bakan Cumhuriyet vizyonundan köy çocuklarını yük olarak gören zihniyete savrulduk. AKP Bakanının bizzat itiraf ettiği gibi köy çocuklarını şehirdeki yaşıtlarıyla rekabet edemez hale getirdiler. Mehmet Haberalların, Aziz Sancarların, Fakir Baykurtların, Cüneyt Arkınların, Yaşar Nuri Öztürklerin yetişebilmesini imkansız hale getirdiler. AKP döneminin memlekete açtığı en derin yaralardan biri nedir derseniz budur. Dinler nesil yetiştiriciyiz diyerek kırsaldan oy istediler, kırsalda kayıp nesile mal oldular. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.